Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bugün hepinizin bildiği gibi Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'dayız. Fuarda gezerken Turkcell'in Co-Pilot adını vermiş olduğu yeni bir akıllı araç teknolojisini fark ettik. Gelin şimdi biraz onun detaylarına bakalım. Şimdi arkadaşlar Co-Pilot'un monte edildiği bir simülasyon araca geldik. Yanımızda Kerem var. Kerem hoş geldin videomuza. Merhaba, hoş bulduk Çağdaş. Arabanın özelliklerine geleceğiz ama ben önce şunu bir sürmek istiyorum. Gelin bakalım neymiş, bir önden izleyelim. Daha sonra Kerem sana döneceğiz ve özellikleri konuşacağız. Tamam. Şimdi Kerem, ben fuarda geziyordum, arabayı gördüm, çok ilgimi çekti, geldim oturdum, şimdi sana soruyorum, bu araba nedir abi? Çağdaş, bu araba Turkcell'in yakın zamanda lansmanı yapacağı bir akıllı araç servisi. Burada kullanıcılara aslında 3 ana değer önermesiyle hizmet vermek istiyoruz. Bunlardan en önemlisi güvenlik. Güvenlik çok önemli böyle bir servis alanında. İkincisi tasarruf. Kullanıcı aslında bu servisi kullanarak yakıt olsun ya da aracıyla ilgili harcamalar olsun birçok alanda tasarruf sağlama imkanı bulabilecek. En sonuncusu kolaylık. Aracı uzaktan yönetimden tut, aracınla ilgili bazı metrikleri takip etmesine dayanan, kendi hayatını kolaylaştıran birçok faydayı da alıyor olacak. Bildirim bölümü var. Araçtan data topladığımız için birçok arıza kodlarını alıp bunu kullanıcıya mobil uygulama üzerinden de gösterebiliyoruz. Örneğin motor sıcaklığınız yükseldi ya da akü seviyeniz düştü. Bunların hepsini uygulama üzerinden bildirimler olarak alabiliyor. Biraz da özelliklerden bahsedelim abi. Top sende şimdi yine. Ya şimdi özellikleri aslında 5 ana kategoride değerlendiririz. Bir tanesi modlar bölümü var. Bu modlar 3 ana bölümden oluşuyor. Bir tanesi ebeveyn modu. Örneğin çocuğunuzu arabaya verdiğinizde Beşiktaş bölgesinden dışarı çıkmasını istemiyorsunuz. Beşiktaş bölgesinden çıktığında size bir bildirim geliyor. Ya da çok süratli araba kullanmasını istemiyorsunuz. 120 açtığında size bilgilendirmeler geliyor. Onun dışında vale modu var. Aracınız park edildikten sonra yine daha öncesinden belirlediğiniz bir bölge ve hız limitini dikkate alarak bunların ihlali durumunda size bilgilendirmeler geliyor. İhlaller gerçekleştirdiğinde de aracınızı real time takip edip aracın nasıl kullanıldığını da bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Vay, bu güzel özellikmiş. Bir modu daha var. Güvenli mod diyoruz buna. Örneğin aracı evin önüne park ettiniz. Aynı bir alarm sistemi gibi. Araçta herhangi bir beklenmedik bir durum oluştuğunda siz aranıyorsunuz. Aynı zamanda SMS ve bildirimler de geliyor. Bunun dışında ikinci özelliği seyahat günlüğü. Yani bu seyahat günlüğünde yaptığınız tüm seyahatlerin detaylarını bir dashboard üzerinden görebiliyorsunuz. Nedir bu? Seyahatinizde kaç kilometre yaptınız? Ne kadar hızlı gittiniz? Ortalama hızınız? Ne kadar araba kullandınız? Kaç TL'lik yakıtlık ettiniz? Bunların hepsini bu uygulama üzerinden de görebiliyorsunuz. Atıyorum benim arabam 2002 model. Takabiliyor muyum? Evet, takabiliyorsun. Kriteri nedir abi onun? Aracınızın OBD portu olması gerekiyor. Bu da 1996 yılı ve üzeri araçlarda yer alan bir port. Yani 97 Şahin'e takabiliyor muyum? 97 Şahin'e çok rahat şekilde takıp gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsun. Bu uygulama benim davranışlarımı logluyor mu? Mesela ben çok sinirliyim, işte viraja böyle dönüyorum, evet, falan. Burayı çok hızlı dönme falan mı diyor, yoksa başka bir işlem mi var? Bu hani senin aslında Co-Pilot uygulaması sürücü davranışını değerlendirip bununla ilgili sana önerilerde bulunuyor. Arabanın ne kadar sert frenle kullan, ne kadar aşırı hızla gittin, ani ivmeleme yaptın mı? Bunların hepsini belli bir algoritma ile değerlendirip her seyahatin sonunda sana bir sürüş skoru atıyor. Sürüş skorunda haftalık, aylık, yıllık kendi performansını bu şekilde bir dashboard üzerinden de takip edebiliyorsun. Şimdi Kerem, ben yanlış anlamadıysam uygulamayı kullanmanın da çeşitli avantajları var. Bu avantajlar nelerdir abi? Lastik indiriminden tut şoförlük hizmetine, aracın bakımından tutun bir araç kiralamaya kadar birçok alanda işbirliklerimizden indirimli faydalar sunuyoruz. Ben şimdi ailenin babasıyım. 5 tane de arabam var. Bütün çocuklarıma araba aldım. Ama hepsini takip etmek istiyorum. 5 ayrı telefon mu gerekiyor? Tek uygulamayla takip edebiliyor muyum? Yani tabii ki de 5 ayrı telefon gerekmiyor. Tek uygulama üzerinden her bir arabayı bu uygulamaya tanıttığında telefonundan takip edebiliyorsun. Başımıza gelmesini hiç istemeyiz ama kaza durumunda ben arabadayken ve arabanın dışındayken neler oluyor? Kaza yaptığında bu uygulama senin kaza yaptığını anlayıp uygulama üzerinde daha önce tanımadığın kişiye SMS ve bildirim göndermesini sağlıyor. Artık arkadaşlar bu videomuzun da yavaş yavaş
sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda Barcelona MWC'den sizlere Turkcell'in Co-Pilot adını vermiş olduğu araç teknolojisini tanıttık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen şuradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olursunuz. Olabilirsiniz yani.